24. sorudan devam ediyorum. Merkür'ün Güneş'e olan uzaklığı yaklaşık olarak 57,9 çarpı 10 üzeri 8 kilometredir. Metre cinsinden bilimsel gösterimi nedir? Şunu bilmem gerekiyor gençler. 1 kilometre 1000 metredir. Buna göre 57,9 çarpı 10 üzeri 8 kilometre kaç metredir? Ne yapıyorduk biz buradan? İçler dışlar 57,9 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 3. Bu da 57,9, tabanlar aynı, üstler toplanır. Yalnız buna bilimsel gösterimi istiyor. Ne yapacaktık? Virgül kaydırma yapacaktık. Nereye doğru kaydıracağız gençler? Sola doğru. Sola doğru kaydırdığımız zaman onun kuvveti artacaktı. Kaç virgül kaydırıyoruz? 1 virgül 5,79 çarpı o zaman üstü 1 arttırdık. 12 olacaktır. Geldim 25. soruya. 30,247 sayısının çözümlenmiş hali. A çarpı 10 üzeri 0, B çarpı 10 üzeri eksi 1, 4 çarpı 10 üzeri C, D çarpı 10 üzeri eksi 3 ise A artı B artı C artı D'yi sormuş. Çözümlemede şunu demiştik. Virgülün hemen sağındaki neydi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde gidecekti. Virgülün sonu 0, 1, 2 şeklinde devam edecekti. Bu şu değil midir? 3 çarpı 10 üzeri 1, 0 çarpı 10 üzeri 0, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, 4 çarpı 10 üzeri eksi 2, 7 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. 10 üzeri 1'in kuvveti 3'tür. 10 üzeri eksi 1'in 2'dir. 4 çarpı 10 üzeri C o zaman. Eksi 2'dir. D çarpı 10 üzeri eksi 3. D'ye de 7 diyeceğiz. A'sı 3, B'si 2, C'si eksi 2, D'si de 7 olacak ve toplamları 10 olacaktır gençler. Şimdi nitelikli birkaç tane soru yazdım. Şu soru tipi. Farklı şekillerde de gördüğüm bir soru tipi. Size bunun bir de kısa yolunu anlatacağım. Diyor ki gençler, bir giyim mağazasında ürünler barkod numarasına 0 ve 1 sayıları verilerek kodlanmaktadır. Bu kodların değerleri ürünün etiket fiyatını vermektedir. Mesela 41'i vermiş bize. 1 çarpı 2 üzeri 0, 0 çarpı 2 üzeri 1. İşte bunu açtığı zaman 41'miş. Kodum da hatta 1, 0, 1, 0, 0, 1 şeklinde olacakmış. Buna göre bu mağazada etiket kodu 1 0 1 0 0 1 1 olan bir ürünün etiket fiyatı kaç TL'dir? Gençler, şuradan baksam 1 çarpı 2 üzeri 0. Bu 0 olsa, bu 1 olsa, 2 olsa, 3 olsa, 4 olsa. 1 çarpı 2 üzeri 0. 0 çarpı 2 üzeri 1. 1 çarpı 2 üzeri 2. Burada bir hata oldu. Neden? 0 çarpı 2 üzeri 2 dedi. O zaman bunu siliyorum. Tam tersi olmuş olsa, burası 0, 1, 2, 3, 4, 5 olmuş olsa, 1 çarpı 2 üzeri 0, 0 çarpı 2 üzeri 1, 0 çarpı 2 üzeri 2, 1 çarpı 2 üzeri 3, 0 çarpı 2 üzeri 4, 1 çarpı 2 üzeri 5. Şimdi sağlamış oldu. O zaman biz şöyle baksak, şuraya 0, buraya 1, buraya 2, buraya 3, 4, 5, 6. Ne dedik gençler? 1 çarpı 2 üzeri 0. 1 çarpı 2 üzeri 1. 0 çarpı 2 üzeri 2. Geldim buraya. 0 çarpı 2 üzeri 3. 1 çarpı 2 üzeri 4. 0 çarpı 2 üzeri 5. 1 çarpı 2 üzeri 6. Zaten 2'nin 0. kuvveti 1'dir. Burası 1 olacaktır. Burası 2 olacaktır. 0 ile çarptığımız için şunların zaten önemi yok. Burası 16, burası da 64. 80, 83 olacaktır gençler. Bahsettiğim diğer bir kuram da şuydu aslında. Binari kodu diye de geçiyor gençler. Bize hangi tabanı verdiyse o tabana göre işlem yapıyorum. Buraya 2 tabanı vermeyebilirdi, 7 verebilirdi, 5 verebilirdi, 13 verebilirdi. Tabanı baz alarak yapıyorum. Yaptığım şu. 19'u 2'ye bölüyorum gençler. 19'da 2 kaç kere var? 9 kere. 9 kere 2, 18. Burası 1 kaldı. Burayı bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm.
4 kere 2 8, kalan 1. 2'ye böldüm. 2 kere 2 4, kalan 0. 2'ye böldüm. 1 kere 2 2, kalan 0. 1 0 0 1 1. Bu olmadı. Şıktan gidelim. Şimdi 2'ye bölersek 41 oluyor galiba. Burası 82. Kalan 1. Bunu 2'ye böldüm. 20 desem 40, kalan 1. 2'ye böldüm. 10 kere var. Kalan 0. 2'ye böldüm. 5 kere var. Kalan yine 0. 2'ye böldüm. 2 kere var. Kalan 1 olacak. 2'ye böldüm. 1 kere var. Kalan 0 olacak gençler. Burası da 1 1 0 0 1 0 1. 1 1 0 0 1 0 1. Yani dediğim gibi binari kodu şeklinde verirse, hangi tabanı verdiyse sırasıyla bölüyorum en küçük kalana kadar. Tamam. Geçtim diğer sorumuza. Şimdi bir tane tablo var gençler. Tabloda iki tane mavi. Elimden bu kadar geldi. Bu kadar çizebildim. İki tane mavi, iki tane beyaz, ortası da sarı gençler. 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri 9, 2 üzeri 8, 2 üzeri eksi 2. Üslü ifadelerinin tamamı. Yandaki tabloda mavi ve beyaz hücrelerin her birine bir sayı gelecek şekilde yazılır. Beyaz hücrelere gelen sayıların çarpımı ile mavi hücrelere gelen sayıların çarpımı birbirine eşittir. Çarpımlardan birinin sonucu sarı renkli daireye yazılacaktır. Gençler, şöyle yapsak. Tamam, şöyle yapalım ya da mavilere yazdığım sayıların çarpımı ile beyazlara yazdığım sarıların çarpımı eşit olacakmış. Şöyle bir denesem. Şu ikisini çarpsam 2 üzeri 6. Bu ikisini çarpsam 2 üzeri 6. Eşit oldu mu? Tamam, buldum. Diyor ki çarpımlarından birinin sonucu sarı renkli daireye. Birinin sonucu nedir? 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri eksi 6 olmaz. Bu da 2'nin ikinci kuvvetinden 2 üzeri eksi 4'tür. 2 üzeri 4. Bu da olmaz. 4'ü biz 2'nin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti şeklinde yazabiliyoruz. O zaman 2 üzeri 6 olacaktır gençler. Bir tane daha fazla verebilirdi ya da iki tane daha verebilirdi. Tek tek deneyerek bulabiliriz arkadaşlar.